İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görevini bıraktığını açıkladı. Gerekçe olaraksa 10 Nisan Cuma akşamı sokağa çıkma yasağı ilanı sonrasında yaşananları gösterdi. Hafta sonu boyunca uygulanacak yasağın duyurulmasıyla beraber marketlerin önünde kuyruk oluşmuş, görüntüler eleştirilere neden olmuştu. Bunun üzerine bakan görevden istifa ettiğini duyurdu. Titizlikle yürütülen bu süreçte tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler mükemmel yönetilen bu süreçte uyuşmadı. Bakan Soylu iyi niyetle hafta sonu salgını ve bulaşı önlemek adına böyle bir önlem alındığını söyledi. Bu olay böyle görüntülere yol açmamalıydı dedi. Süleyman Soylu istifa açıklamasında milletim ve Cumhurbaşkanım beni bağışlasın ifadelerine değer verdi. Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim aziz milletimiz, hayatımın sonuna kadar sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Tabii Bakan Soylu'nun bu kararını duyurmasının ardından istifası kabul edilmedi. Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir. Fakat nihai karar Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir. Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. Açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının kabul edilmediği net bir şekilde ifade edildi. Açıklamayı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından paylaştı. Soylu'nun hem terörle mücadelede hem de doğal afetlerin ardından önemli hizmetlerde bulunduğu belirtildi. Koronavirüsle mücadele ile ilgili de Süleyman Soylu'nun başarılı çalışmalar yürüttüğü ve kamu güvenliği açısından Türkiye'nin bu süreçte hiçbir sıkıntı çekmediği vurgulandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da mesajında istifanın kabul edilmediğini söyledi. Süleyman Soylu için İçişleri Bakanımız görevine devam edecektir. Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır ifadelerine yer verdi. Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de sosyal medya üzerinden açıklamalar geldi. Bahçeli, Soylu'nun bakanlık görevini başarıyla yürüttüğünü ve temennilerinin görevine kararlılıkla devam etmesinden yana olduğunu belirtti. Nöbetimde avukatım yoktur. Arz ederim Sayın Bakanım. Sağ ol. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti. FETÖ'cüler ve PKK yandaşları sevinç çığlıkları attı. Türkiye tarihinde FETÖ ve PKK ile mücadelede başarılar elde edilmesinde büyük katkıları olan Süleyman Soylu'nun istifası gündeme oturdu. Halk, Soylu'nun istifasının kabul edilmemesi için paylaşım yaparken FETÖ'cüler ve PKK yandaşları bayram havası içine girdi. Vatandaşlar da o sırada Soylu'ya destek mesajları paylaştı. Hepimizin 31 ilde hafta sonu boyunca uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi. 48 saat boyunca ekipler denetimdeydi. 2 gün boyunca yapılan denetimlerde sokağa çıkma yasağına uymayan 24.088 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı. Yapılan kontrollerde İstanbul'daysa 13.515 araç, 16.312 şahıs denetlendi. Toplamda 8.406.306 lira ceza kesildi. Araç temiz mi? Sokağa çıkma yasağı bitti, yasak biter bitmez kimi hemen büfelere, kimi de benzin istasyonlarına koştu. İhtiyaçlardan dolayı çıktık biz de. İhtiyacımızı alıp inşallah hemen eve geçeceğiz. Taksiciler de yasak sonrası mesaiye başladı. Valla bu iki günlük ani bir sokağa çıkma yasağı biraz etkiledi tabii. Genellikle koronavirüs etkiledi bizi ama çıktık yani. Hep beraber de taşı altına elimizi sokmamız lazım ama. Bu iki günlük sokağa çıkma yasağı da bana göre iyi oldu. Çünkü
İnsanları evde tutmak biraz zordu. Biz de devamlı dolaştığımız gördüğümüz için İstanbul'u. Yani fazla riayet edilmiyordu. İyi oldu biraz. 31 il için hafta sonu uygulanan yasak gece yarısı sona erdi. Birçok il yeni haftaya hareketli başladı. İstanbul'da sabah saatlerinde araç yoğunluğu az da olsa arttı. İşten geliyorum. Cuma günü akşamından beri gececiyim temizlik elemanı olarak. Sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı müdürlüğümüz, yöneticiler bizi bırakmadı. Yaklaşık 55-56 saatten beri çalışıyoruz ve evime gidiyorum şu anda. Hareketliliğin artması virüsün yayılma hızını da etkiliyor. Bu nedenle denetimler ve tedbirler artırıldı. Toplu taşıma kullanan vatandaşlar maskelerini takarak yolculuk ederken metrobüs şoförleri de tulum giydi, özel halk otobüsleri de koltuk sayısının yarısı kadar yolcu aldı. Kurallara uyanlar çoğunlukta, uymayanları ise cezalar bekliyor. Can kaybı ne yazık ki artıyor. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1198'e yükseldi. Paylaşılan 12 Nisan verilerine göre bir günde 35.720 kişiye test yapıldı. 4.789 kişinin sonucu ise pozitif çıktı. Böylece toplam vaka sayısı 56.956 oldu. Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakıma geçişte azalma, entübe hasta sayısında da düşüş olduğunu vurguladı. 1665 hastanın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Bu hastalardan 978'i solunum destek ünitesine bağlı. Son 24 saatte 481 hasta da taburcu oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 3446'ya yükseldi. Bakan Koca, tedavide güçlüyüz fakat bu mücadele hastanelerde değil evde kalarak kazanılır diyerek vatandaşları bir kez daha uyardı. Virüsün yayılım zincirini kıracak, bizi güvenceye alacak tedbir belli. Temas içinde olmayacağız, araya mesafe koyacağız, kendimizi izole edeceğiz. Koronavirüs dünya genelinde 1 milyon 800 binden fazla kişiye bulaştı, 110 binden fazla insan da bu salgın nedeniyle can verdi. Dünya COVID-19'la mücadele ediyor. Sırasıyla en fazla vakanın görüldüğü ülkeler: Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere, Çin, İran. Son 24 saatte Amerika Birleşik Devletleri'nde 1831, İngiltere'de 737, İspanya'da 619, İtalya'da 431, İran'da 117 kişi daha hayatını kaybetti. Son verilerin ardından ölü sayısı en fazla olan Amerika Birleşik Devletleri'ni İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere takip ediyor. Öte yandan koronavirüsü yenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneden taburcu edildi. İyileşen Johnson ilk iş gününde ülkesinin Paskalya Bayramı'nı kutladı. It's hard to find words to express my dead. But before I...